Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız sınavların yapılması ile alakalı kendi düşüncemizi belirten bir video istedi yorumlarda biz de sizlerin yorumlarınızı okuyoruz buna karşı sizlere bir video yapmak istedik bu konu hakkında sınavların yapılması gerektiğini yapılmaması gerektiğini kendi düşüncelerimiz olarak belirteceğiz videolara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim İlk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ki sınavların aslında bir nevi olmaması gerekiyor neden diye sorarsanız çünkü birçok arkadaşımız e, gerekli lise öğrencileri zaten sadece şu anda liselerde sınav olacak e, liselerde sınavların olmamız gerekiyor. Çünkü birçok arkadaşımız canlı dersine giremiyor veya e, girmek istemeyenler var. Biz girmek istemeyenlere bir şey demiyoruz ama köyde olup da canlı derslere giremeyenler var veya bir öğretmenin internetinin kötü olup da canlı derslerde de kötü bir sonuç verdiğini de düşünebiliriz. Çünkü bir öğretmen konuştuğunda eğer internet kötüyse, ise o internet kötü olduğu için konuşması tam olarak belli olmuyor. Bir öğrencinin ne anlayıp ne anlamayacağı aslında bu konu e, düşünürsek aslında sıkıntılı bir durum. Yani bu dönemde bence benim düşüncem bu tabii ki de sınavların olmaması gerekiyor, tamamıyla iptal olması gerekiyor. Ertelenme söz konusuna gelirsek, ertelense de o sınavlar illa olacağı için e, bana kalırsa bir an önce sınavların olup e, ve bu şekilde de bu stresten kurtulması gerekiyor bence öğrenciler. E, i̇ptal olmayacağını zaten hepimiz biliyoruz ki iptal edilmiyor zaten bir süredir biliyorsunuz ki ama bana kalırsa sınavların olmaması gerektiğini altını çizmem gerekiyor. Çünkü bu benim kendi düşüncem. Ki görüyorsunuz okullarda da mutasyona virüs devam ediyor. Çorum'da mesela belirttiğimiz gibi bir öğretmen de çıktı. Onun ardından 6 öğrenci de çıktı ve birkaç öğrenci de daha, e, test yapıldı. Bunların da daha sonuçları belli değil. E, i̇şte dediğimiz gibi bu tarz tehlikeler var. Bana kalırsa sınavların olmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki buna Milli Eğitim Bakanlığı ve e, yüksek e, kişi, bilim kurulu üyeleri belirliyor. Videomuzu sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.